geçmişiniz de var. Yani hem okuyorsunuz <laughs> hem yazıyorsunuz. Kaç tane şiir kitabınız var Semih Bey? E, vallahi galiba 11 falan öyle bir şey. E, şimdi de <laughs> şimdi de onun çalışmasını yapıyorum. Çünkü bütün şiirlerimi yapmak zorundayım. Yani yaşam ileri gittikten sonra geride kalanlara eziyet etmek düşerse orada bunları toparlamak, derleyip toparlamak. Onun için hem bunların bütününü yapmak lazım. Bir de e, Türkiye Şarkısı diye yeni şiirlerimi topladığım bir kitabım daha var. Ama ben bir tane olacak zannettim. Baktım iki üç tane falan oldu. Onun için e, hani bunları şımarıklığıma vermeyiniz lütfen. <laughs> e, ama işte yani şiirden vazgeçmek mümkün değil. Şiir, o arada tıp, hocam sizin gibi. şiirleriniz deyince ben bir şey söylemek isterim. Burada bana bir dinleyici olarak söz hakkı oldu. Buyurun. <laughs> Hocamın. Erenler Sofrası adında bir şiiri vardır. E, malumudur zaten e, izleyicilerin. E, çok muhteşem bir şiirdir. Zaten kitapta e, var Erenler Sofrası hocamın e, yine o şiirle e, kayyım. E, Erenler Sofrası şiirinde Türkiye hocam öyle bir anlatıyor ki. Yani Türkçe bilseniz de Türkiye'yi hiç tanımasanız Türkiye'ye aşık olursunuz. Öyle bir şiir. ve yani Benim hep... Dinlediğim zamanlardan beri e, tasavvurumda şöyle bir şey vardır. Ya herhalde Kültür Bakanlığı bir gün olacak, hani bu şiiri görsellere yansıtarak e, estetik bir çekimle bunu Türkiye'nin tanıtımında kullanacak diye. Bayağıdır bir bekliyorum ben ama bir kapı da çalmadım açıkçası. <laughs> o yüzden şimdi belki gittikten sonra yapacaklar. <laughs> Aa istafirullah. <laughs> ee, bunu hatırlatalım. Bunu hatırlatalım Selih İnşallah o çok, çok anlığına, hem Türkiye'ye yani hem çok... Türkiye'ye büyük bir evet. hizmet. Bir de orada öyle güzel nükseler var ki e, yani e, Osmanlı ruhuyla var, tabii tabi Osmanlı ruhuyla ilgili inşallah programımızın biliyorum, sonunda eee evet, onu finalimizi onunla yapalım hocam. Özellikle Muhteşem bir şiir. Yani Hocamın şiirleri de ayrı bir derya uzatmayayım. Gerçekten öyle ama ben Erenler sofrasını tek geçerim falan diyebilirim. <gülüyor> 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 Müthiş bir şey. <şiir>. İşte <laughs> Hemen neyin arkasından da ister istemez beni böyle bir tasavvuf çekiyor. Evet. Oyununuz var. Mevlana Aşk ve Barış Çığlığı. Bundan bahsetmezsek olmaz. Evet. Tabii. E, 75. yıl sahnesinde Ankara'da sahneleniyor. Kaçıncı kez oynadınız desem? Ee, en son cumartesi günü oynadık değil mi İsmail? Evet. 134. temsili oynadık. E, ee, bunun aşağı yukarı yarısı Anadolu'nun her tarafında gidebildiğimiz taraflardan tabii söz ediyorum. Oralarda oldum. Onun yarısı da Ankara'da oldu. Neredeyse bir hafta burada oynadık. Bir hafta Anadolu'ya çıktık. Neredeyse iki hafta burada oynadık. Üç hafta Anadolu'ya çıktık filan. 800 yıllık bir maceradır Hazreti Mevlana. Ve bugün gerçek dünya entelektüelleri, ben entelektüellerden söz ediyorum. Sahte entelektüellerden söz etmiyorum. Gerçek entelektüeller Mevlana'yı birdenbire keşfettiler. 16-17 seneden beri bütün dünyada best seller Mevlana. Hele Amerika'da. Amerika tabii rahat bir hayat yaşamanın sonucunda Efendim iyi imkanlarla yaşanmış olmaktan dolayı e, biraz tabi şımarık bir ülke. Çünkü her şeyi var. Ama onların gerçek entelektüelleri bakın bunun altına dikkatinizi çekmek istiyorum diyor. Bir şey söylüyor Mevlana adam. E, diyor ki biz birleştirmek için geldik. Ayırmak için değil seviyoruz ve hayatımızın güzelliği bu yüzden. Yani bize diyor ki seviniz, kavga etmeyiniz, kan akıtmayınız, insanlara saygılı olunuz, kabalıktan vazgeçiniz. Güzel olun, güzel olun. Dinler ve diller İnsanları birleştirmek için vardır, ayırmak için değil diyor. Bizim amaçlarımızdan biri de Mevlana'ya hazır olmaktı. Ne kadar yapılabilir, nasıl yapılabilir? Nasıl okullarımız bu konuya hazırlanılabilir, hazırlanabilir? Böyle olursa çok doğru olur. Çünkü bugün Türkiye hakikaten kim ne derse desin ben kimseyi hem herkesten yanayım hem hiç kimseden yana değilim. Ee, şey yani eski Türkiye değil Türkiye. Başka bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bizim çocuklarımız yani bize gelip burada okuyanlardan söz ediyorum. Otlu mezunu dediğiniz zaman bir dakika diyorlar. Pardon nasıl bir şey bu filan gönderiyorsunuz oraya. Çocuklarımız hepsi orada başarılı. İşte az önce söyledim. Sanatta bile bilimi yan yana götürmeye başlamışız biz. Evet. Genel bak, nokta çok, çok güzel. Çok güzel. E, yani yerimiz olacağım. sıradan bir şey değil.